yoktu abi. Çok güzel oldu abi. Sual şu şekilde. Hükümetin Avrupa Birliği politikasını açıklar mısınız? Avrupa Birliği'ne girmenin bize getireceği faydalar nelerdir? Bizim için daha çok ahlaki yozlaşmaya da sebep olmaz mı? Böyle bir tehlikesi de yok mu diye sormuş. Bizim için ne ahlaki, ne iktisadi, ne siyasi. Hiçbir faydası yoktur. Hiçbir faydası yoktur. Madden de aleyhimizdedir, manen de aleyhimizdedir. Ben bunu 63 senesinde Avrupa Birliği o zaman ortak pazardı. Ortak pazara girmek için İsmet Paşa bir protokol imzaladı. Ben ertesi yıl Lozan'ı neşrettim. Ertesi yıl 1964 senesinde Lozan'da dedim ki bu asla Türkiye'nin lehine değildir. Ve orada bir şey izah ettim. Şansımız şudur ki maneviyatta terakki de tereddi de yavaş olur. Maddiyatta terakki de tereddi de hızlı olur. Bundan matlub olan, melhuz olan maddi zarar manevi zarardan evvel tahakkuk edecektir. Ve bundan dolayı manevi zarar tahakkuk etmeden Türkiye bundan yüz çevirecektir. 1964'te söyledim. Bunu misallendireyim. Orada anlattım. Mesela fakir bir memlekette altın madeni çıkar, petrol çıkar, bir günde zengin olur. Zengin bir memleket bir harp görür, bir günde fakir harabeye döner. Ama ahlaksız bir millet bir günde ahlaklı olmaz. Ahlaklı bir millette bir günde ahlaksız olmaz. Maneviyatta terakki de tereddi de yavaştır. Maddiyatta ise terakki de tereddi de hızlanabilir, hızlı olur. O halde bu hızlı olan daha evvel gerçekleşecek. Şimdi Yunanistan'da gerçekleştiği gibi. İspanya'da gerçekleştiği gibi. Bu manevi zarara sıra gelmeden biz bundan yüz çevireceğiz. Şimdi size bunu delillendirmek için bir şey daha söyleyeyim. Ben bunu yazdıktan sonra İsmet Paşa bir televizyonda bir solcu gençle, solcu bir gençle karşılaşıyor. O solcu diyor ki paşam diyor. O da ortanın soluyum dedi ya. Yani aralarında bir şey var artık. Akrabalık tesis etti. Karşıt görüş olarak konuşmuyorlar. İsmet Paşa solculuğu methediyor. O solcu da onu destekliyor vesaire. Paşam diyor. Bu ortak pazara girmeye karar verdiniz. Elindeki bardağı böyle kaldırıyor. Şu bardağı Avrupa diyor daha seri makinelerde imal ettiği için. Daha ucuza mal edecek. Teknikte bizden ileri. 64'ün sözü bu. Bizimki bunu daha iptidai şartlarda imal edecek için pahalı olacak. Gümrük Birliği, gümrüğü kaldırdığına göre Avrupa Ortak Pazarı, bu Türkiye'ye, Türkiye'deki mamulünden, mukabilinden daha ucuz mal olacak. Nitekim bu Gümrük Birliği'nden sonra Türkiye'de ampul fabrikaları kapandı. Tansu Hanım kulakları çınlasın. Bizim fabrika batacak. Bu bizim aleyhimiz olmayacak mı diyor. Ben bunu siyah beyaz televizyonda gözlerimle gördüm, kulaklarımla dinledim. İsmet Paşa ne diyor bak. Doğrudur diyor. Böyle bir tehlike vardır. Avrupa daha kaliteli, daha seri imalat yaptığından bizdeki benzer fabrikaların kapanmasına sebep olabilir. Ama biz 200 senedir Avrupalılaşmaya çalışıyoruz. Bir türlü Avrupalılaşamadık. Bu bizim için son fırsat. Gavurlaşmak için. Yani. Avrupalılaşmak dediği gavurlaşmak. Çünkü o İsmet Paşa ki son çıkardığım kitaba koydum. Şapkayı kabul ettiğimiz zaman diyor Ankara valisi nedir adı?
He? Nevzat Tandoğan. Yok canım ha, o Zora'nın valisi. Bu dediğim Yahya 25. Yahya Galip. Bana geldi dedi ki, polislerden dinliyorum, kahvehanelerde diyorlar ki bunlar şapkayı kabul etti, gavur oldular. Paşam bu şapkanın ortasına bir ay yıldız ilave etsek. Böyle diyenler deriz ki niye biz gavur olalım? Onların şapkasının ay yıldızı yok, bizimkinin ay yıldızı var. Ona dedim ki sen bizim inkılabımızın ruhunu kavramamışsın. Biz bu şapkayı üstün olduğu için almıyoruz. Fesi de kötü olduğu için terk etmiyoruz. O gavur denilen adamlarla aramızda bir fark kalmasın diye ben bunu Ulus Gazetesi'nden fotoğrafını koydum. O gavur denilen adamlarla aramızda bir fark kalmasın diye alıyoruz. Sen buna bir ay yıldız yaparsan bu bizim inkılabımızın ruhuna aykırıdır. Onlardan geri araya bir fark koymuş olacağız. Nasıl da yapma. Peygamber de buyuruyor ki men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse ondan olmuştur. Yaşasın cehennem. Evet. İşte zihniyet. Aynı şeyi bu 68'deki hatıralarında. 64'te diyor ki 200 senedir biz Avrupalılaşmak istiyoruz, Avrupalılaşamadık. Bu bizim için son fırsat. Gavurlaşmak için buraya girdiler. Elin gavuru da bizim niye alımsar oldu? Almadı da 50 senedir kapıda bekledi. Bunun da sırrını size söyleyeyim. Biz dünyada tek bir milletiz ki. Tek bir milletin bir benzeri yok. Cihan çapında tarihten gelen bir itibarı var. İslam dünyasında hilafetin ilgasıyla liderlik ortadan kalktı. Bu dünyayı batıya karşı birleştirme şansı olan tek millet biziz. Gidin Arap alemine. Abdülhamid'in torunuyum deyin, ayaklarınızı öperler halk. Ayaklarınızı öperler. Ben buna benzer vakalar gördüm. Neden? Tarihi tesirdir bu. Buna dair çok misal veririm. Başka zamanlarda vermişimdir. Arapların ileri gelenlerinin sözleri çok. Bu hususta müessir sözleri vardır. Ama biz İslam dünyasına, Avrupa bizi kabul etmezse İslam dünyasına döneriz de onlara rakip bir birlik meydana getiririz. Bizi o işten alıkoymak için gel biz beraber olalım, ben seni Müslüman olarak da hazmederim diye bizi kapısına çağırdı, bekletiyor 50 senedir. Bunun tipik misalini size söyleyeyim. Ben vatandaşlıktan atılmış Almanya'da yaşıyordum. 80 ihtilalini yapan Kenan Evren İngiltere'ye geldi. Oradan Almanya'ya geldi. Bu Avrupa Birliği olmuştu artık. Ortak pazar Avrupa Birliği olmuştu. Havaalanında, Bonn Havaalanında gazeteciler Avrupa Birliği'ne girmemiz için temaslarınız oldu mu? Oldu dedi. Ne netice aldınız? Hiç niyetli görünmüyorlar dedi. Kenan Evren diyor bunu. Hiç niyetli görünmüyorlar. Ama isterse alsınlar. Biz de döneriz İslam dünyasına, onlara rakip bir birlik meydana getirir. Bu ne biliyor musun? Bu rakip tahriki için. Yapacağından değil. Ama bak bizim elimizde böyle bir şans var. Bizi alın. Yoksa biz size rakip başka bir alemin lideri olacak vasıftayız. Elimizde bu imkan var. Bunu kullanmıyoruz. Sizinle beraber olmak istiyoruz diye Batı'ya aba altından sopa gösteriyor. Batı da bundan korktuğu için İslam dünyasındaki bölünmeleri
münafereti, mezhep çatışması, bilmem ne çatışması boyuna körüklüyor. Ve Türkiye'yi de kapısında oyalıyor. İsmi lazım değil. Çok zirvede birisine dedim ki, sen biliyorsun, bunlar bizi almayacaklar. Bunlar bizi almayacaklar. Niye girmek için uğraşıyorsun? Bana dedi ki, bir takım reformları yapmak için kendiliğimizden yapsak itirazlar gelecek. Avrupa'ya uyum diyerek bunları yapma şansımız var. Neticeten almayacaklarını ben de biliyorum. Dedim niye almazlar biliyor musun? İsrail'in menfaati Türkiye'nin Avrupa'ya birliğine girmesine manidir. Bunu anlamanız için size kısa bir izahatta bulunayım. Avrupa Birliği fikrini ortaya atan De Gaulle'dir. De Gaulle şu mülahazayı ileriye sürdü. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika. İkisi de materyalist. Amerika'nın o günkü komünist Rusya'dan farkı şu. Maddi fayda yanında manevi faydayı da hesap eder. Komünizme göre bedeni ihtiyaçlara hitap eden istihsal istihsaldir. Ama Amerikan sistemine göre bir adamın berberde tıraş olması da istihsaldir. Masasına bir çiçek koyması da istihsaldir iktisaden. Neden? Çünkü tıraş olduğu zaman ferahlar, morali yükselir, işinde daha başarılı olur. Yani manevi faydayı da maddi faydanın yerine koyar. Bir komünist ne kadar egoistse, batılı her adam Amerikalı da o kadar egoisttir. Tarihi yok. Bir kültür zenginliği yok. Köksüz ağaç gibi. De Gaulle diyor ki, asıl medeniyet bizde, maneviyat bizde, inanç bizde, her şey bizde. Ama biz iki süper gücün arasında eziliyoruz. İki materyal süper gücün arasında biz bölünmüşlükten dolayı eziliyoruz. Bütün Avrupa'yı bir yapsak biz üçüncü bir süper güç oluruz. Ne Amerika'nın ne Rusya'nın tasallutundan korkmaz hale geliriz. Birinci amil budur. İkinci amil, dünya siyonizmi, İslam hilafetini ortadan kaldırdıktan sonra kendine rakip gördüğü ikinci bir cihan şumul enternasyonel güç vardı. O da Katolik enternasyonel gücüydü. Hilafetten sonra Yahudinin, Siyonizmin hedeflerinden biri papalık makamıdır. Unutmayın bunu. Papalığa cephe aldılar. Papalığı yıkmak için Avrupalıların, Hristiyanların bir aptallığını kullandılar. O aptallık şudur. Her İncil'in önünde Tevrat vardır. Avrupa'da bir otelde kalın, belki otelin sahibi ateisttir ama kanun gibidir. Komodini çekin, orada bir İncil vardır. Sen Almanya'dasın, orada İngilizcesi vardır, orada Fransızcası vardır, orada Almancası vardır. Bazen Türkçesi bile vardır. İncillerin hepsinin önünde Tevrat vardır. İncil'le Tevrat'ın bir arada bulunan kitaba Kitab-ı Mukaddes denir. Siz Kitab-ı Mukaddes dendiği zaman İncil'i veya Tevrat'ı veya Kur'an'ı anlamayın.
İncil ve Tevrat'ın birlikteki muhtevasını Kitab-ı Mukaddes derler. Kitab-ı Mukaddesler, bende Osmanlıcası da var, her çeşidi var, Latinizası da var, hepsi de var. Dağıtıyorlar. Kitab-ı Mukaddes dendi mi, baş tarafında Tevrat, devamında İncil vardır. Şimdi İncil ile Tevrat arasındaki tezada rağmen sen Tevrat'ı da Hristiyan olarak hak kitap kabul edersen, Yahudi bundan istifade ederek İncil'i Tevrat'a göre tasih eden bir hareket başlattı. Bunun adı Yahova şahitliğidir. Yahova şahitliği. Almanya'da, Fransa'da gırla gezer bunlar. Tarasut Kulesi diye her dilden kitapları vardır. Her dilden. Kitapları var, bende baskısı var. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 8 milyon, 10 milyon üzerinde baskı yapılmıştır diye, tab edilmiştir diye kitaplar var. Mesela İngilizcelerinde böyle 10 milyon, 15 milyon baskı. Tevrat'a göre İncil'i tefsir eden hareketle, Yahova şahitliğiyle başlayan papalık aleyhindeki hareketten papalık rahatsız oldu. İlk aldığı tedbir, çok uzun gider, ben size bu tafsilatıyla anlatsam, özetliyorum anlayın diye, Avrupa Birliği nasıl kuruldu. İlk aldığı tedbir, Katolik kiliselerinde her pazar günü Yahudileri telin ayini yapılırdı ve telin duası okunurdu. Bunu kaldırdılar, yasakladılar. Dediler ki nihayet bizim peygamberimiz Hazreti İsa da Yahudiydi. Yahudi'yi telin ederek biz ne yapıyoruz? Niye Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirdiklerine inandıkları için bu töhmet ile Yahudi'ye lanet dualar okurlardı. Bunu kaldırdılar. Ondan sonra Katolik dünyasını birleştirmek için demir ve çelik birliğiyle başladılar. Ortak pazarla devam ettiler. Unutmayın, ortak pazar anlaşması denilen bugünkü Avrupa Birliği'nin esasını teşkil eden anlaşma Roma anlaşmasıdır. Papalık makamında 6 Katolik devlet böyle bir anlaşma imzalamıştır. Bunun gayesi Rusya ile Amerika arasında Katolik dünyasını birleştirerek süper güç yapmak, Yahudinin de Katolik enternasyon gücü aleyhindeki sadmelerine, hücumlarına direnç kazandırmak Katolik dünyası. Bu evvela maddi menfaatten olur diye demir çelik birliği olarak başladı, sonra gümrük birliği oldu, sonra Avrupa Birliği oldu. Yahudi'ye karşı bir hareket olduğu için Avrupa Birliği, bak temelde bu görüş olduğu için, Avrupa siyasilerinin de kahir ekseriyeti Mason olduğu için bu birliği Ortodoks Yahudi şeyleri, Hristiyanları da içeri almak şeklinde sulandırdılar. Birinci sulandırma budur. Halbuki ortak pazar anlaşması imza edildiği zaman Katolik kiliselerinde Ortodokslara ölüm diye tabeleler asılıydı. Bunları indirtti Yahudi müessiriyetiyle. Ya biz Hristiyanız, hepimiz bir olmamız lazım. Ortodoks Yunanistan'ı aldı. Rusya'nın yıkılışından sonra Ortodoks Bulgaristan'ı aldı. Sulandırıyor. Hatta İsrail diyor ki Tunus'u alın diyor. Onlar da diyor ki bunun adı Avrupa Birliği. Bu bir coğrafyat. Tunus Afrika kıtasında. O zaman mücavir ülke diye bir şey icat edildi. Mücavir ülke. Maksat Avrupa Birliği'ni Katolik birliği olmaktan çıkarmak. Çünkü Amerika'ya da hakim olan Yahudi Amerika bir rakip türetmek istemiyor o hengamda. Şimdi Türkiye'nin
Avrupa Birliği'ne girmesi de hem Avrupa Birliği'nin kuruluşu üzerindeki Yahudi emeli itibariyle hem de Yahudilerin asli bir iman umdesi halinde benimsedikleri arz-ı mevut davası itibariyle uygun değildir. Çünkü onlar Nil'den Fırat'a kadar alıp vatan yapmak istiyorlar. Nil'den Fırat'a kadar vatan yaptığı zaman bizim Kayseri vilayetine dayanıyor. Avrupa Birliği'ne giren bir Türkiye'den toprak istemek, Avrupa Birliği'ne girmemiş Türkiye'den istemenin 10 katı daha zor. Avrupa Birliği 400 milyon. O diyor ki, Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi almayın. Ama İslam dünyasının başına geçmesini engellemek için oyalayın. Bütün Avrupa siyasileri kahir ekseriyetle mason olduğu için İsrail'in menfaatine göre hareket ediyorlar. Aynı düşünceyle Yahudi PKK'nın aleyhinedir İsrail. Abdullah Öcalan'ı bize Tel Aviv'de onlar teslim ettiler. Sebep? PKK bir Ermeni hareketidir. Kürtleri aldatmak için kurulmuş asalanın devamıdır. Orada Ermeni nüfus olmadığı için bu işi Kürtlerin dinsizleriyle dağda domuz yiyorlar. Biz ateşperest dedik. Bizi Türkler zorla Müslüman etti diyorlar. Aralarındaki militanların kahir ekseriyeti asala militanıdır. Telsizlerde Ermenice konuştukları meydanda öldürülen PKK'lıların tenasül azularına arkadaşları ateş ederek çekilmeleriyle sabittir ki sünnetsizlikleri meydana çıkmasın diye. Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa'da 4 milyon Ermeni var, gelecek Güneydoğu Anadolu'ya yerleşecek. Ondan sonra Kırgül çıkaracak. Bu planı yaptığı için Avrupa Birliği'ne girmesi halinde Türkiye için PKK'nın hedefi bu olduğundan, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesi de İsrail'in menfaatine aykırı olduğundan, İsrail PKK'nın aleyhinedir, Abdullah Öcalan'ın aleyhinedir, onun için onu bize teslim etmiştir. PKK'yı destekleyen Amerika, Avrupalı Hristiyanlar ve Ermenilerdir. İsrail desteklemez. İsrail kuzeydeki Kürt oluşumunu destekler. Çünkü Türkiye'den almak daha kolay olacak. Türkiye'den ayrılmış bir Kürdistan adıyla kurulacak bir kara memleketini devralmak. Bunları uzun anlattım size. Şimdi bu sebeple Avrupa Birliği'ne bizim girmemize imkan yoktur. Çünkü bizim girmemiz İsrail'in müstakbel hesaplarına terstir. Ama Avrupalı seni almayacağım da demiyor. Başka bir rakip dünya vücuda getirmemizi engellemek için bizi kapıda bekletiyor, oyalıyor. İki adım ileri bir adım geri, iki adım ileri bir adım Yeniçeri yürüyüşü gibi oyalıyor. Sebep budur. Bugünkü hükümet de bunu biliyor. Bilmemesine imkan yoktur. Lakin bazı reformlar yapmak için hiç olmazsa henüz şeriat bunu emrediyor diyerek bir şey yapmak mümkün olmadığından insan hakları diyerek, Avrupa Birliği istiyor diyerek Kemalizmin o katı insanları hiçe sayan, insan haklarını çiğneyen rejiminden Türkiye'yi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bu siyasetendir ve muvakkatendir. İlanaya devam etmez. Zaten sonunda İslam aleminde birleşme şansı görmezlerse bize siz istemiyoruz diyecekler. Çünkü o zaman bizim İslam dünyasına dönüp de rakip bir alem tesis etme şansımız kalmayacak diye düşünüyorlar. Halbuki Türkiye o şansı artıra artıra ilerliyor. Bugünkü hükümete düşmanlıkların son hadisede dahil Taksim'den itibaren olup bitenlerin hepsinin sebebi budur.
Türkiye'deki maddi kalkınmadan fazla manevi kalkınmadan rahatsızdırlar. Bunun size bir tek delilini söyleyeyim. Belki sabaha kadar konuşabilirim buna dair. 1969 senesinde, bakın ne kadar erken bir zamanda. Ben Orta İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde, Manchester değil, Manchester güneydedir. Bir üniversitede bir konferans veriyordum. Bu Dünya Müslüman Talebeler Birliği, FOSİS'in yıllık kongresiydi. Orada söylediklerim bir mühim değil de bana Manchester Guardian gazetesinden o günkü nüshayı getirdiler. Bu bulunabilir. O gün insanoğlu ayak bastı. Konferansa ara verdim, televizyondan seyrettik. Ya o günkü gazeteydi ya bir gün evvelki gazeteydi. Samuel Cohen, Türkiye'de Sami Cohen hala yazıyor. Turkey Letters, Türkiye mektupları serlevhalı bir yazıda diyor ki, ey Batılılar, siz vaktiyle Japonya'nın kalkınmasına lakayt kaldınız. Uzaktır, bunun bize bir zararı olmaz diye düşündünüz. Ama bugün sanayide size rakip hale geldi. Size çok zarar veriyor. Ama şimdi Türkiye kalkınma yapıyor. Türkiye Japonya'ya benzemez. Sizin burnunuzun dibindedir bir. 400 sene sizi dövmüş bir millettir ki size ters bir dünya görüşünün asırlarca alemdarlığını yapmış bir millet. Bu maddi kalkınmaya paralel olarak her köyde bir Kur'an kursu, her kazada bir imam hatip, hüviyeti asliyelerine dönüyor. Özet olarak söylüyorum adam fikirlerini. Hüviyeti asliyelerine dönüyor. Eski Osmanlı zihniyeti hortluyor. Siz buna lakayt kalırsanız. Bugünkü küçük Türkiye, o gün 40 milyon Türkiye. Bugünkü küçük Türkiye ne olur? Bundan ne çıkar, bize zarar veremez dersiniz ama bu maddi kalkınmayla, bu manevi kalkınma birlikte devam ettiği müddetçe yarın sizi bu herifler gene döverler. Buna çare bulun. Japonya'da yaptığınız gibi, Japon kalkınmasına lakaydınız gibi bir hata etmeyin. Bu adam Türkiye'de Sami Cohen. Dinliyorsa kulakları çınlasın, isterse dinlesin. Orada Samuel Cohen. Fethullah da küçük dünyamda anasını Refia diyor. Ama pasaport alırken doğruyu söylüyor, Rabin diyor. Babasının da böyle Ermenci adı vardı. Bizi dışarıya böyle gammazlıyorlar. Bunun en yeni misalini de size vereyim. Zaman Gazetesi'nin yazı işleri müdürü tevkif edildi. Emniyetin önünde bir gösteri yaptılar. Hatırlayın, levhalar hep İngilizce. Sen Türkiye'de gösteri yapıyorsun, İngilizce. Basın susturulamaz, bilmem ne diye. Ne diye bir levha kaldırıyorsun? Dışarıya gammazlıyor. Bu dışarıya gammazlamanın son bir misalidir. Bütün levhalar İngilizce. Sen bunu Londra'da mı yapıyorsun da İngilizce kaldırıyorsun levhayı? Düşman içeride. Birisi burada Sami Cohen, orada Samuel Cohen, biri burada Refia, dışarıda Rafin vesaire. Şimdi buradan çıkan netice şudur. Avrupa bizi asla ve kata almayacak. Asla, siz bunu göreceksiniz. Fakat bu almıyorum sözünü kolay söylemez. Bizim İslam dünyasına kendi şartlarımız itibariyle liderlik vasfımız
yükselmekte. Bunlar rahatsızdır. Yapılan işlerin çoğu budur. Bunun sebepledir. İslam dünyasında da ayrılık gitgide tahrik edilmektedir. Eğer bizde bu alemi birleştirip başına geçme şansı kendi şartlarımız itibariyle tahakkuk etse bile alem İslam'daki şartları bozmaya çalışırlar. O tahakkuk etme şansı dahil olduğu zaman seni almıyorum diyebilirler. O zamana kadar oyalayabildikleri kadar oyalarlar. Netice budur. Bugünkü hükümet de diyor ki ben Avrupa Birliği istiyor diyerek bazı insani hakları geri alıyorum. Ama bunun yanlışı da var. Bunun içinde yanlış da var. İdamın kalkması böyledir. Allah katili katledin diyor. Kısasta hayat var diyor. Sen idamı kaldırdın. Bu arada yanlışlar da var. Öbür taraftan zina suç olmaktan çıktı. Eğer bu hükümeti biri tenkit edecekse bu gibi dini meselelerden etsin. Yoksa Tayyip Bey diktatör oluyor, bilmem ne oluyor. Ya herife ana avrat söven var ya. Diktatör böyle olur mu? Adam faili meçhul cinayetle götürür diktatör. Hatta alenen asar keser. Diktatör Mustafa Kemal Paşa gibi olur. Diktatör İsmet Paşa gibi olur. Aleni bir bahaneyle asar. İzmir suikastinde 15 kişi niye asıldı biliyor musun? Suikastı biliyordu da haber vermedi diye. Bu kanunen mümkün mü? Suikastı bilip de haber vermeyene idam verilir mi? Suikasta teşebbüs edene bile idam verilmez. Muhatap ölmedikçe. 3 kişi de suikastçı olarak asıldı. İşte diktatör böyle olur. Bunu iddia edenler kendi geçmişlerine baksınlar. Diktatör görmek istiyorlarsa. İslami noktadan mucibi tenkit işler var ama ara mevsim tezatlıdır. Bak şimdi hava yaza gidiyor ama yarın bir soğuk olabilir. Mevsimin tabii icabına uygun olmayan halde temadi şansı olmaz. Yarın bir soğuk olsa bile 3 gün sonra gene sıcak galip gelir. Çünkü önü yaz. Ara mevsimlerde içinden çıkılan mevsime bekleyen günde olur, varılacak mevsime benzeyen günde olur. Maneviyatta da ara mevsimde içinden çıkılan zamana benzeyen işte olur, varılacak zamana benzeyen işte. Bunu anlamak istiyorsan, cuma günü eve git, Türkiye'ye şeriat gelmiş zannedersin. Cuma günü akşamda Beyoğlu'na çık, Türkiye müşrik bir memleket dersin. Aynı gün bak, bir eve git, bir Beyoğlu'na git. Bir yerde şeriat geldi zannedersin, hariçten birini getirsen, mesela bir Arap'ı getirsen. Türkiye hakkında bir fikri olmayan adam. Cuma sabahı eve götür onu, şeriat ülkesi Türkiye zanneder. Beyoğlu'na gitsin, küfür ülkesi de. Neden? Bu ara mevsimdir. Ara mevsim tezatlı olur. Mühim olan iyilikler mi artmakta, kötülükler mi artmaktadır? Yemin etsem başım ağrımaz ki tarihi seyrini takip eden bir insan sıfatıyla iyilikler artmakta, kötülükler azalmaktadır. Bir araba otobanda daha önde gidebilir. Geriden giden arabadan belki erken yola çıkmıştır. Öndedir diye bu hızlı gidiyor denmez. Bunu anlamak için o iki arabanın arasındaki mesafeyi takip edersin. Bir zaman lazım. O mesafe azalıyorsa arkadaki hızlı gidiyor. Çoğalıyorsa öndeki hızlı gidiyor. Ehli küfrün hakimiyetiyle Müslümanların hakimiyeti arasındaki mesafe daralıyor. İslam arabası küfür arabasına tosladı toslayacak. Akşam sabah mesela. Onlar bunu sıkıntıyı yaşıyorlar. Başka bir soru sor, çok uzattım.